Onlar çekilmesine gözüküyorlardı değil mi? Şu an şeyimiz var. Büyükşehir'den bulgar acımız var. Da... Daha doğrusu Gaziantep Belediyesi. Yani biz onların hepsini trafik tepsiyiz. Çangal olması lazım. Abi bu böyle oldu mu? Titreşin dedi. Şöyle burası doldu. Bunu kim yaptıydı? Hangi şey yaptı? Olmaz bu. Bunlar satılacak ve yerden çıkacak yani. Şeye alınca başkanı bak bunu yapar. Bunun ikisi de, gitsi de, kalsı da ikisi de bak. Dur, dur. Üst kafanı sökeceksin, bu mala bakacaksın. Yani hiç kesilmedik korpusu geri tekrar koyarsan sen bundan bir şey anlamazsın. Ben başarımdan 1978'de mezun oldum. Ben üst kafanı çalıştım. Ben üst kafanı ben onu diyorum. Kompresyondan buradan üflemesinden sen onu anlayacaksın. Yüzde kaç, kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Sen ona baktın. Gerek yok diyorsan gerek yok. Senin aşağıda. Biz mümkün olduğu kadar çalışanlarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. Tabii yoğun iş temposundan bunu her zaman elde etme imkanımız yok. Sağ olsun müdür arkadaşlarımızın, başkan yardımımızın organizasyonu sayesinde bugün destek hizmetlerindeyiz. Buradaki çalışan arkadaşlarımızla, yine buraya bakıma gelen şoför arkadaşlarla beraber bir arada olduk. Amacımız onların meselesine birebir vakıf olabilmek, bu çalışma ortamlarını yerinde görebilmek, buradaki yapılan işleri yerinde incelemek, bunun sonucunda da yapılabilecek işleri daha önce yazılı olarak gelenleri yerinde birebir görmek maksadıyla bir arada bulunduk. Onlarla bir arada olmak bizim için mutluluk. Çünkü eğer bir başarı varsa bu hep birlikte elde ediliyor. Onların sayesinde bu hizmetler üretiliyor. Bundan dolayı bundan sonraki süreçte de her birimimizde ayrı ayrı ziyarette bulunuyoruz zaten. Bunlarla bu şekilde birliğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü bizim anlayışımızda en alt kademeden en üst kademeye kadar tek bir amaç var, hizmet. Bu hizmeti gerçekleştiren arkadaşlarımız da el ele gönül gönüle vererek şehit kamilimize daha iyi hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Tabii kaynağı yerinde kullanmak gerek. Buradaki ustalarımıza ben teşekkür ediyorum, müdürlerimize. Hiçbir şeyi zayi etmeden en ufak maliyetlerle maksimum sonuç almaya çalışıyorlar. Atıl duran makinalarımızı harekete geçirdik. Yıllardır hurdada kalan makinalarımızı harekete geçirdik. Bunları ekonomiye kazandırmamız gerekiyordu. İhtiyaç fazlamız, fazla bir ürünümüz yok. Ama kapasitede ihtiyaçlarımız, eksiklerimiz olan noktalarda bir yanda atıl duran makinalarımız vardı, bir yandan da ihtiyacımız vardı. Bu atıl duranların bakımını yaparak hizmetimizi daha da kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz.